Herkese selamlar dostlar. 14 Ocak 2024 Pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle Cuma günü biz gerçekten güzel işler yaptık. Onlardan bahsetmek istiyorum. Ondan önce maç skor yarışmalarını gösterelim. Luton mücadelesini sormuştuk. 1-1 bitti arkadaşlar. Ne dedim Luton maçında? Her şeyle bildik. Her şeyle. Birden sıfır dedim. ikinci yarıyı Luton kazanır dedim. Her şeyiyle bildim. Muazzam bir maçtı. Skorunu bilen de Hakan Ayyuan arkadaşımız. O da yazmış ki 2'den 0 yazmış hatta. 1-1 bir biter 2'den 0 olur yazmış. O kazandı. Pazar günü için maç skorumuz arkadaşlar Manu Totlu. Maç skoru olur sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli. Bilen 3 kişi alacağız bu arada onu da belirteyim. Yorumlara mutlaka yazın. Devam ettim. Her türlü soru görüş öneri, gruplara gelmek isteyenler veya herhangi bir sorusu olanlar Instagram üzerinden Kangal Bey hesabından benimle iletişim kurabilir. Instagram adresimiz Kangal Bey. Skor bilen arkadaşlar da aynı şekilde Instagram'dan benimle iletişime geçsin. Hakan kardeşimiz de benimle iletişime geçsin burada. Cuma günü iki adet mislim vardı. Ben dedim ki bu Sevilla'dan para kazanacağım abi dedim. Yazdım. Altına yazdım. Aga bu Sevilla biçine normalde güvenmem. Kolay kolay kuponlar da almam. Şimdi neden aldım ondan bahsedeyim diyerekten de girmişim mevzuya. Bin misli önerdim yüksek misliye. Normalde cuma günü bahis kolay kolay alınmaz. Yüksek misli de almam kolay kolay. Ama kazanacağım dedim kazandım. Sevilla'ya dedim ki ev sahibi yarı kazanır. İlk yarı 2-0 geriye düştü. İkinci yarıda 3-2 yenildi. Fakat ikinci yarıyı kazandığı için bin misliyi buradan aldık. Yasalda ne oldu? 490 lira para. Allah bereket versin koy cebe. Partizan mücadelesi. Partizan maçı çok kötü başladı. 16 fark yedi maçta. Fakat dönmesini iyi bildim. Partizan iki fark atarın oranı 1.43 gibi oranı vardı. 900 misli bunu önerdim. Burada bir kasa yönetim yaptığımız için verdiğim her bahsin altına misli yazmak zorundayım. Ay sonunda kar zarar belli olsun. Kasanın durumu da arkadaşlar 9000 seviyesinde. Avrupa'da oynayanlar 16000 seviyesini gördü. Onu söyleyeyim. Burada dediğim gibi Ocak ayının 2024'ün ilk ayında bakalım kaç olacak hedefimiz. Doğrudan kasa yönetimini doğrudan biz de yapıyoruz. Canlısını yazıyoruz. Maç önüne yazıyoruz hepsini. Hem yasalı biz yasala göre ilerlediğimizi söyleyelim. Avrupa zaten çok daha net karda oluyor. Kangal dümenle diyelim. Luton maçından bahsetmek istiyorum. Ben bu mücadeleyim ideal kombinemi aldım KG varının. Hem de dedim ki bakın maçı okudum. Hatta iki tane de yorum geldi diyerekten. Bak 14 dakika önce 2 dakika önce. Onlardan da aldım şöyle bir tane gör, görsellerini koymak istedim. Yani muazzam bir maçtı. Ben de dedim ki ilk yarı 1-0 Burnley biter. Ondan sonra Luton ikinci yarı atar. Neden dedim Ya Luton en çok golü 75 ile 90 arasında atıyor. Yine golü de 90 artı 1'de mi e attı zaten Luton? Çok da beğendiğim bir takım. 1-1 sonuçlanmasını bekliyorum. Deplasman buradan mücadele ikinci yarıyı kazanır. 3-50 oranı var. Yani inanılmaz oranlar vardı. İnanılmaz kazanan var bu arada. Ay, böyle yazan arkadaşlar da var zaten. Sizlere de göstermek isterim. Tebrikler yani. Ne diyeyim abi, garip, Çok iyi yakaladık. Devam edelim. Futbol kombinimiz vardı. Burnley Tom mücadelesi. KG var. Sevilla Alaves mücadelesi. Ona da ev sahibi yarı kazanır verdim. O da tertemiz geldi. Maç 2-2 dakika 82'de görseli almışım ben. Screenshot yapmışım ama 3-2 bitti mücadele. 2.49 gibi oranı vardı. Çok güzel orandan. Cuma'nın futbol kombinini de içeri almasını bildik. Ayrıca tebrikler. O değil. Canlılarda da çok güzel hareket yaptık. Bakın Luton maçını gördünüz değil mi? Ben her türlü kazandım bu maçtan. Bak ilk yarı maç sonu maç önü canlısı. İlk yarı 0 verdik üst verdik 1.44'ten. verdik. Ev sahibinden gol bekliyorum dedim. Ama abi, abi 1-0 bekliyorum ilk yarı zaten ne vereceğim. İkinci yarı oldu devre bitti. Luton'un bir golüne 1.63 gibi oran vermişler. Dedim ki ikinci golde Luton atar. 2.14 gibi oran var. Grupta şenlik var. Millet birbirini şey yapıyor en son. Birbirleri üzerine para saçıyor en son. Herkes açık Telegram grubu var. Buraya da mutlaka katılın. Burada da NBA tercihleri veriyoruz ara ara. Canlı tercihler de yapıyorum zaten. Bu toy canlıları oraya da attım mesela. Kazanan herkese tebrikler Aga. Sizlerden ricam pazar videosu olması kaynaklı. Artı 600 beğeni bekliyorum. Artı 600 beğeni. Hemen iki saniye ayırıp, ayırıp beğeni atarsanız çok teşekkürler. Toplamda 8 mücadelemiz var. Direkt başlayacağım. Japonya ile Vietnam karşılaşması. Aga bu maçı neden aldım? Asya kupası mücadelesi. Japonya'yı ben çok seviyorum. Kadrosu gerçekten son dönemde özellikle bakın eskilerden bilenler vardır. Honda vardı. Takımın yıldızıydı tek başına. Fakat Japonya öyle bir şey, jenerasyon çıkardı ki Endo, Furushahi, Hatate, Mitoma inanılmaz isimler var kadroda. Ben burada Japonya'nın çok farklı kazanmasını bekliyorum. Oran yok zaten. Burada alacak Vietnam takım değil. Vietnam masaj var abi. Masaj isterseniz masaj yapalım. İlk yarı 1.5 üst 49 gibi orandan günün erken seans maçıdır. Almak isteyen ilk yarı 1.5 üstü pazar günü erkenden değerlendirebilir. Kazanırsa kazanır, kaybederse yeni kupon yapar ama erken seans maçı olarak bunu önermek isterim. İlk yarı 1.5 üst. İlk yarı skorunda 2-0 Japonya. İkinci mücadelem Antalyaspor'la Trabzonspor karşılaşması. Bana göre bir beraberlik karşılaşması ve skorda 1-1 bandına geçebilecek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum ben. Antalya Sergen Yalçın'la ilk maçını kazandı. O mücadeleyi de yakaladık. Deplasman yarı kazanır diyerekten değerlendirdik. Mücadele 1-0 kazandı. Trabzon iyi gidiyor. Edin Viska bir asist daha yaparsa Alex Stelzuzay'ı geçecekmiş. Alex Stelzuzay'ı geçecekmiş yani onu söyleyeyim ben size 109 asist yapmış İkisine bir asist daha yaparsa geçiyormuş. Öyle bir haber okudum sabah. Mücadele idealden oyun olarak baktığım zaman da KG var olabilecek potansiyelde. KG var normal. 1.54 yüksek orandan almak isteyenler varsa maç sonu 0 3 3 0 4'ten de değerlendirebilirler. Bir beraberlik maçı olarak, gollü beraberlik olarak görüyorum. Almeria Girona mücadelesi Almeria'nın bu kadar yenilmesinin sebeplerinden bir tanesini söyleyeyim ben sizlere açık bir oyun oynaması. Kendi de çok fazla pozisyonlara giriyor. Bu sezon yani şampiyonluk beklediğim takım da Real Madrid yine götürebilir. Umarım Girona alır. Ama Real Madrid sanki götürecek gibi geliyor bana. E, Girona ya yani bu performansı ne kadar sürdürür bilmiyorum bilmiyorum ama e, Girona tarafına gitmeye devam edeceğiz. Hatta genele gittim. Burada Almeria'da gol atabilir. Ben burada Girona tarafına gitmedim. Doğrudan mücadele 2.5 üst aldım. Oranda gitgide düşmüş. 1.38 gibi ideal bir oranı vardı. 1.32'ye kadar düşmüş. Genel aldım arkadaşlar. Almeria tarafından da gol bekliyorum ben burada. Hatta biraz daha oran almak isteyenler varsa var ve üst yaparsa 1.50 bandına kadar tekrardan çıkartabilir. Ama ben genel 2.5 üst olarak değerlendirdim. Bir karşılaşma olduğunu söyleyeyim sizlere. Everton Aston Villa karşılaşması. Dostlar ben bu maça iki tane tercih yapmak istiyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Aston Villa iyi oynuyor fakat Everton'a gerçekten zorlu bir takım. Eğer Burada Everton ilk golü atarsa mücadelede çok fazla korner çıkabilir. Çünkü çok iyi kapanıyor. Kapandığı için kornerler çıkabilir. Onu geçtim. Maçın normal seyrinde de Everton'da korner bulabilir. O yüzden mücadele bence korner karşılaşması olarak gördüğüm bir karşılaşma. Mücadele ideal tercih olarak 9.5 üst korner açılacaktır. 8.5 açılırsa atlayın zaten. Muhtemelen 9.5 açılacaktır. 9.5 üst korner beklediğim bir karşılaşma. O şekilde alabilirsin. Onun dışında bunu almak istemeyenler de Diğer seçeneğinde Aston Villa'nın bir yarı kazanır da oranı vardır mutlaka. 1.54 bandında sanırım. Aston Villa bir yarı kazanır oranı 1.54 seviyesinde. Bunu da ekstra olarak değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Gaziantep'le Fenerbahçe karşılaşması. Bu maçta çok güzel bir karşılaşma olacaktır. Fakat şu yönden Fenerbahçe 5 attı, 7 attı. Muazzam gidiyor. Kurniş geldi, Bonucci geldi. Bu sezon şampiyonluğu umarım o özlenen şampiyonla kavuşacak gibi duruyor. Bakalım Galatasaray'da da ekstra sorunlar var. Yani Fenerbahçe götürecek gibi duruyor. Bu mentaliteyi koruyabilirse. Fenerbahçe'nin ben mücadeleyi kazanacağını fakat buna bir oran yok. Bu oranı da bir yükseltmek istiyorum. Gaziantep'te kapanacaktır. Erken bir gol gelmezse yani erken bir gol gelmezse ben mücadelenin 4.5 altında kalmasını bekleyeceğim. Tek tercihim bu arada. 4.5 altında 2 yaptım. 1.52 gibi orandan da tek tercihim. Gaziantep'in Fenerbahçe'nin bu son durumunu bilerekten de iyi kapanacağını düşüneceğim. Ve kontrol oynayacaklar zaten. Dra ee, Draguş'un miydi Kimdi ya bunların? Draguş, Draguş. Draguş da kontrol oyunda uygun bir oyuncu. O yüzden kontrol oynayacaklardır. 4.5 altında 2'yi değerlendirdim. Manchester United Tottenham karşılaşması. Bu maçın namaz konu sizlere sorduk. Ne olur diyerekten de yorumlara yazabilirsiniz. Dostlar benim bir korner mücadelemde bu. Normalde Tottenham tarafını alırdım. Ama Tottenham tarafında çok fazla eksik var. Milli takıma özellikle Högmün son. Milli takıma gitti. Ee, Sar gitti. Bissouma gitti. Bissouma zaten kart cezalısıydı. Los sakat. Yani Johnson falan var. Madison bu maçta dönebilir. Fakat dediğim gibi zor mücadele. Ben korner olarak değerlendirdim. Mücadele de 9.5, 8.5 açılırsa 8.5, 8.5 açılmazsa da 9.5 üst koridor olarak değerlendirdim bir karşılaşma bilginize. Bu arada bu maçın maç skoru sizlere sorduk ne olur diyerekten de eksikler var. O yüzden burada Manu favori. Normalde Tottenham bu maçta her türlü favori olurdu onu belirteyim. Maç skorunu yorumlara yazabilirsiniz. Bilen 3 arkadaşımızı gruplarımıza alacağız. Gladbach'la Stuttgart karşılaşması. Stuttgart'ın inanılmaz bir formu vardı. Şu son dönemde biraz bozmuştu fakat iyi oynayan bir takım Aga Stuttgart tarafı. Hatta şöyle eksiklere gediklere bakalım. Itakura bu maçta bir olmayacak. E bir de Guayasiri burada Silas. Önemli eksikler var Kar tarafında, gol tarafında. Burada zaten istatistik olarak şunu söyleyeyim ben sizlere. Yani burada e, Stuttgart favori görmüşler de indeks beklenti burada 2-1 glamoura çıkmış öyle söyleyeyim. Deplasman'ın önemli eksikleri var ama genel oyun yapısıyla birlikte Stuttgart ümit veriyor. Ben tek tercih aldım burada. 2.5 üst olarak değerlendirdim. Oran tatlı değerlendirecekler. İdealden burada değerlendirebilirler. Son mücadelemde Milan'la Roma karşılaşması. Milan kendi evinde Roma ile oynayacak. Ben burada Milan'ın kazanmasını bekleyeceğim. Milan'ın ev sahibi yarı pardon. Milan'ın kazanmasını zaten bekliyorum ama idealden ev sahibi yarı kazanır. Oranı 1.54. Diğer seçeneğinde bunu bulabilirsiniz. Milan'ın burada en az bir yarıyı kazanmasını beklediğimi belirteyim. Pazar için değerlendirdim. 8 karşılaşma bu şekilde. İdeal kombini önermedim pazara. Gruplarda ilerleyeceğiz. Herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.